küsler pasa atar. Oh ne ala utangaç olanlar. Kış uykusunda tam zamanı çocuklar. Oyalanmayın erkekler homoseksüel. Hoş bulduk. Ne kadar zayıflamışsınız. Kime? Ya nasıl yapıyorsunuz böyle incecik baksana. Ya ben göbeğimi saklayayım en iyisi yere oturayım. Yalnız ya bir konuk bekledi, iki konuk geldi. Bir konuk iki oldu. Bıcır hoş geldin. Bu kadar zamandır seni tanıyorum. İlk defa değil mi oğlum? Gel. İlk defa etekle gördüm. Bugün aslında. Valla seni yalnız. Evet ya seni. Bıcır hoş geldin. Gerçekten şok yaşıyoruz. Dedim ki bugün Özgüncüm az solistiniz konuktan var etek giyeyim dedim yani. Ben de bugün dedim ki az solist gibi değil şöyle gençliğimi yaşayayım. Kotumu çekeyim saçımı öreyim. Çünkü saç taktırdığımız sesi arkadaş kel ya. Sizin kel kameramanlara karşı bir şeyiniz var galiba. Çeşmedeki arkadaşımız da öyle. Ama hayır şimdi ben programımda kelliğe artık çözüm buldum biliyorsun. Saç ektiriyoruz. Senin de kaşlarını alıp şaka bir yana ama kellik sana yakışıyor değil mi? Suna ne oldu akşam mı bakıyorsunuz? Hayır. Şimdi Özgün'le biz yayına girmeden önce birazcık böyle şey kırlaştık. Hiç anlaşamıyoruz. Ya bu kameraman milletini anlamıyorum ben. Ne kadar kıskanıyorlar muhabirleri. Ağır al şey dedim yapmamış. İşte buyur. Hadi yiyin bir. Her zaman öyle. Dedim ki al sana hadi buyur bakalım. Kamera önündesin hadi konuş. Konuşmuyor üçüncü gün bugün. Ya ben dün izledim. Evet dün izledim. Niye böyle bir şeylik var? Senden mi korkuyor acaba? Sonradan korkuyor musun? Korkuyorum tabii ya. Ama senden de korkmayan yok. Kamera önü hiçbir zaman kamera arkasına benzemiyor yani. Ben mesela 10 yıldır kameramanlık yapıyorum. İlk defa bu kadar zorlandım yani televizyonculukta. Çok zor. Siz programı nasıl hallediyorsunuz? Sabah benim bir ay oldu. Arım dolum peteğim. Bir ay o kulaktan ses geliyor mu? Akış. Allah'ım o akışı kaybetmemek gerekiyor. Sürekli ekrandaki izleyiciyi unutmamak gerekiyor. Action gerekiyor. Gerekiyor da gerekiyor. Gerçekten şu an sizi çok iyi anlıyorum. Ama benim gibi de çok konuşan. Onun dışında. Şanslısınız yani. Onun dışında. Çünkü bazı konuk. Petek Hanım çok iyi bir sahnesi var. Şarkı da aldı başına gidiyor ama çok iyi bir araştırmacı, gazeteci. Arkadaşlar. Gazeteci olmuş. Benim köpekten ne kadar korktuğumu öğrenmiş. Hayır, köpeğiyle eteği geldi. Bir dakika. Teessüf ediyorum. Bekir Adın'ın eteği nerede? Köpeğini sana üzerime. Ebru Destan'la da konuşun. Ne demiş olabilir sizce Bekir Adın? Çok güzelsin demiştir. Öbür tarafa dönmüştür, zayıflamışsın demiştir. Öbür tarafınlar geldi. Bekir Azar'a çocuklar neye benzetmiş biliyor musunuz? Lütfen onu yarınki programınızda Bekir Azar'ın suratını... Kötü bir şey söyleme. Beşirinler'deki kötü adamın adını unuttum şimdi bak. Gargamel. Evet, Gargamel'e benzetiyorlar. Ceyarla neydi ya? Ceyarla babi. Petek Hanım, Mehmet abinin aşkını bilmiyorsunuz, görüyorsunuz. Oyuncu olarak yani. Oyunculuk benim esas zaten gönlümü verdiğim iş sahne. Şarkı söylemek.